kadından evliye olur mu olmaz mı? Bu da tartışılan bir konu. Örnek bir olayla açıklamak lazım. Kadından evliye olmaz diye bir şey yok neticede. Onlar da Allah'ın kulu. Onlar da Rabb ile irtibatı olan insanlar, varlıklar. Nasıl erkek veli olabiliyor, kadın da veli olabilir. Kadınların veli yönüyle piri olan, kadın evliyaların piri olan Rabiatül Adeviye var. Bu annemiz çok güzel böyle Rabbimizle irtibatı, gece ibadetleriyle, gündüz hayır hasenatıyla, koşturmalarıyla, insanlara bir şey anlatmasıyla ünlenmiş bir annemiz. Bir gün ibadet ederken, çok da böyle fakir bir insan, ibadet ederken bir hırsız giriyor içeriye. Hırsız olduğunu anlıyor. Karıştırıyor sağa sola, bir şey bulamıyor. O da selam verip diyor ki, işte ey diyor Allah'ın kulu, sen diyor evime girdin, buradan bir şey almak için ama benim evimde diyor herhangi bir şey yok diyor maalesef diyor. Ben diyor sana şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Madem buraya girdin diyor, eli boş dönme geriye. Şu diyor kapının arkasında bir leğenle bir ıbrık var. O ıbrığın içerisinde su var. O sudan diyor bir abdest al diyor. İki rekat hiç olmasa diyor Rabbine kulluk etme adına vazife yap diyor, namaz kıl diyor. Ve o zat hırsız diyelim artık bakıyor hakikaten de alacak bir şey yok. Annemizin demek ki içten bu yakarışı o hırsızda öyle bir tesir icra etmiş ki gerçekten de abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra da namaz kılarken Rabiatül Adeviye diyor ki ya Rabbi diyor ben görevimi yaptım. Bak bu zata, bu hırsıza namaz kılmasını söyledim. Ya Rabbi ne olur onun kalbine iman hakikatlerini yerleştir. İmanı ve Kur'an'ı sevdir diye dua ediyor. Rabbimizin tabii onun o duasını geri çevirmiyor. Hırsız tövbe ediyor ve Müslüman oluyor. Zaten Müslüman ama tövbe edip sırat-ı müstakimi buluyor. Yani bu hadiseden anlaşılacağı üzere hanımlar da erkekler ne yapıyorsa bugün hanımlar da aynı ibadetleri, aynı İslam'ın güzelliklerini yaşıyorlar. Onlardan da evliya olur, kadından evli olmaz diye böyle bir ayrım yapmak katiyen ve katibeten doğru değildir.